Ölüm böyle hemen önümüzde. Şimdi bak odada duydum. Ben tanımıyorum kendisini. Müezzin hocamız anlattı, Yaşar hocamız. Beraber görev yaptığı hoca dün ölmüş. Nasıl ölmüş? Böyle ben birkaç kişi de tanıdım. Yaşım 42 artık. Ben de ölü tanımaya başladım yani. Bir de ölü tanımak var. Yani ölü gömmüş olmak. Senden önce gidenleri göndermek var. 55 yaşlarında belki. Geçen sene emekli olmuş, ev almış, düzen kurmuş, bu sene ölmüş. Yani 25 sene, 30 sene görev yapmış. Ya demiş, emekli olayım da rahatlayayım, şöyle bir ferah bir hayat yaşayayım derken ölmüş. Bu gene bir sene yaşamış. Allah gani rahmet etsin. Arefe günü ölmüş. Bereketli bir günde ölmüş. Allah ecrini versin. Hocadır, en az imanlı bir insan. Benim çok sevdiğim bir ailenin babası. Mardinlilerdi. Arap böyle. Çok sevdiğim bir aile. Emekli oldu. Ev aldı. Biraz da borçlandı. 3 ay sonra öldü. Ölüm böyle bir şey işte. Yaşa bakmıyor. Başa bakmıyor yani. Bu iş yaşlı olsa 63 yaşı genç yaş diyoruz şimdi. Resulullah Aleyhisselam 63 yaşında vefat etti. İmam-ı Gazali 50 yaşında vefat etti. İlmin zirvesi. Yani say say bitiremeyiz. Ölüm böyle hemen önümüzde. Birbirimizi üzecek, birbirimizi kızacak aslında vakit yok. Kırarsak da toparlayacak vakit yok. Geçici dünya için, boş işler için birbirimizi üzüp darıltıp gidiyoruz bu hayattan. Rahmetli hocam öyle derdi. 90'lı yılların başı. Hocamın dünya ile alakası yoktu. Öyle dedi, insanlar dedi. İşlerini biriktiriyorlar. Sonra bitiremeden koyup koyup gidiyorlar dedi. Ege şivesiyle söyledi o. Yani işlerimizi biriktiriyoruz. Yapacaklarımızı ya da yapmadıklarımızı ya da mallarımızı sonra koyup koyup geriye bırakıp gidiyoruz. Allah hayırla yaşamayı nasip eylesin. Hayırla ölmeyi nasip eylesin. İmanla ölürsek ahirette işimiz kolay olacak. Yeter ki imanla ölebilelim.